Merhabalar. Öncelikle şu anki sunumumuza katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben Tuğberk, Proparse'dan Tuğberk Ayar. E-ticaret uzmanı olarak şu an Proparse'da görev yapmaktayım. Bugün karşımızda Wish Türkiye sorumlusu Damla Kaçar var. Damla Hanım'la birlikteyiz. Kendisi hem Wish'in tüm imkanlarından, Wish'in çalışma şekillerinden ve Proparse'la birlikte yapacaklarından bize bahsedecek. Wish'te hangi kategoriler de ürün satılmalıdır, Wish'in nasıl bir arayüzü vardır, nasıl bir platformdur, bunlardan bize bahsedecek kendisi. İsterseniz ben ilk önce Damla Hanım'a sözü bırakayım, kendisi biraz konulardan bize bahsetsin. Daha sonra zaten hem sunumun sonuna doğru bir soru-cevap yapacağız, hem de Engin Bey, yani Proparse'ın CEO'su Engin Bey, bize Proparse ve Wish arasındaki iletişimden, entegrasyon sürecinden detaylı bir şekilde bahsedecek. İsterseniz şimdi Damla Hanım'a sözü bırakalım. Buyurun Damla Hanım. Çok teşekkür ederim Tuğberk Bey. 10 dakika verdiniz bana. Evet. Anlatmam gereken çok fazla şey olduğunu saydınız. Ama Evet, merak etmeyin. biraz fazla doğru. Ben mümkün olduğunca 10 dakikalık sunuma böyle çok önemli şeyleri sığdırdığımı düşünüyorum. Soru cevap kısmında da eğer cevapsız şeyler kalmış olursa tabii ki memnuniyetle yanıtlarım hepsini. Şimdi bir ekranımı Tabii paylaşacağım ki buyurun, sizlerle. tabii ki. Evet, herkese merhaba. Ben Damla Kaçar. Wish'in Türkiye'deki satış operasyonlarından sorumluyum. 2019 yılından beri Wish'te çalışıyorum. O yıldan bu yana da Türkiye'yi ve Avrupa pazarını Wish'te büyütmeye çalışıyoruz. Proparse'la da yolumuz bu noktada kesişti. Ve bugün siz Proparse müşterilerine, kullanıcılarına Wish'in potansiyelini anlatmak için geldim. Öncelikle biraz Wish'ten bahsedeyim. Wish Amerikalı bir şirket. 2010 yılında kurulmuş bir şirket ve Wish aslında bir mobil alışveriş uygulama. Yani şirketin de 2010 yılından beri tüm yatırımları mobil alışveriş uygulaması üzerine yapılmıştır. Wish üzerinde yapılabilecekler B2C dediğimiz üçüncü taraf satıcıların ürünlerini satabilmesini sağlayan bir pazar yeri Wish. Envanter çeşitliliği ve karmasına sahip yeterli düzeyde. Binin üzerinde alt kategorisi bulunuyor. Kullanıcı tabanı da geniş olduğunu söyleyebiliriz. 100 milyonun üzerinde aktif kullanıcısı var gördüğünüz gibi. Rekabetin de bol olduğu bir platform. Çünkü globalde baktığımızda 500 binden fazla satıcımız bulunuyor. Aktif olarak aktif ürün adedine bakacak olursak da 150 milyonun üzerinde aktif ürünümüz var ve günde 1,8 milyondan fazla satış gerçekleşiyor Oldukça Wish yüksek bir üzerinde. rakam bu arada. Aynen öyle. Çok hızlı her şey. Çünkü hem mobil alışveriş uygulama üzerinden geliyor siparişlerin %90. Yani çok hızlı bir döngü var o yüzden. Çünkü bilgisayar üzerinden değil. Hem de bizim demografimize bakacak olursak çok genç bir kullanıcı kitlemiz var bizim. O genç kesim de zaten telefonla yatıp kalkıyor. Bence bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet. Algoritmamızın da Evet. etkisi var. Onu ilerleyen slaytlarda bahsedeceğim. Bir satıcı yüzün üzerinde ülkeye burada mağaza açtığı zaman kolayca satış yapabiliyor. Avrupa'da bir şeye bakacak olursak en çok Wish'in indirildiği pazarın başında İngiltere'yi görüyoruz ama ben bu slaytta daha çok genele değinmek istiyorum. Dünyada Wish en çok indirilen alışveriş uygulamasıydı. 2017-2020 yıllarına bakacak olursak 3 yıl üst üste yani ki bunu devam ettirmek gerçekten büyük bir başarıdır. Gerçekten Tabii ki de, altta tabii ki. ciddi bir teknik yapı olması gerekir. 2021 yılında da ikinci sırada bitirdi yılı. Peki bu noktada hani şeye inelim, global kullanıcı dağılımımıza yoğunluğu bakımından. Avrupa ve Amerika en güçlü olduğumuz iki pazar diyebilirim iş olarak. Avrupa'yı da indirgeyecek olursak daha küçük ülke bazına kullanıcı yoğunluğu bakımından Fransa en güçlü olduğumuz pazarların başında geliyor. Bunu Almanya, İtalya, İngiltere takip ediyor. Bunları da İspanya, İsviçre, Hollanda, İsveç takip ediyor. Arkadan kuyrukta da Norveç, Avusturya, Çekya ve Belçika geliyor. Önceliklendirecek olursak bu şekilde sıralayabiliriz. Wish'i özel kılan 6 tane eşsiz gücü yanı var. Burada 7 yazmışım kusura bakmayın. Ama ilki bunlardan mobil e-ticaret alanında lider bir marka bir kere. Başta belirttiğim gibi siparişlerin %90'ı mobil uygulamamız üzerinden geliyor. İnternet üzerinden pazarlama çalışmalarıyla çok sayıda ve hızlı müşteri kazanabiliyor. Bununla beraber algoritmanın da aslında bu kullanıcı sayısının ve satış sayısının artışına etkisi var. Çünkü kişiselleştirilmiş algoritmasıyla ürünleri onlarla ilgilenebilecek müşterilerle buluşturmakta gerçekten başarılı. Tahminlemesi çok yüksek.
Sınır ötesi lojistik hizmetlerimiz var. Uluslararası ölçekte büyümelerine destek oluyor satıcıların. Ve tek panelden, tek bir listeyle gerçekten hiç meşakkatli olmayacak bir şekilde yüzün üzerinde ülkeye satış yapabiliyorsunuz. Onboarding ve devamındaki süreçte de ücretsiz destek alabiliyorsunuz ki burada zaten Propar size bu desteği veriyor olacak. Ben de ne zaman isterseniz hep buradayım zaten. Onun dışında karşılaştırma yapacak olursak da Wish'in diğer platformlarla ya da uygulamalarla farkında en çok aldığım sorulardan biri olarak diyebilirim ki keşif ve arama sorgusu farklılığı var. Çünkü Wish'te her şey keşif yapısı üzerine kurulu, arama sorgusu üzerine kurulu değil. Wish'teki siparişlerin %70'inden fazlası arama sorgusu içermiyor. Yani ben müşteri olarak şu telefonu elime aldığım zaman zaten benim karşımda bana sunduğu gösterdiği ürünler benim alma ihtimalim çok yüksek olan ürünler. Peki bu nasıl oluyor? Ben uygulamayı telefonu elime alır almaz uygulamamı açtığımda sosyal ipuçlarıma bakıyor, kullanıcı geçmişime bakıyor, cinsiyetim, yaşım, coğrafyam, ilgi alanlarım gibi bir sürü veriyi birleştiriyor ve karşıma özel bir içerik getiriyor. Damla bunlarla çok ilgilenir. Damla'nın ilgi alanı bunlar diyor. Ve bunlarla ben herhangi biriyle etkileşime girdiğim zaman da benim devam eden özet akışında daha isabetli seçenekler getiriyor. Ve %70 oranını biraz da açacak olursak şu demek oluyor. O gün gerçekleşen satışların içerisinde örneğin özet akıştan bir sürü fotoğrafa baktım. Wish üzerinde 10 tane satış olduysa 7 tanesi uygulamanın gösterdiği, uygulamanın algoritmasının gösterdiği Yapacağız. fotoğraflar kaynaklanıyor. Yani burada başarılı olmak için gerçekten iyi optimize edilmiş imajlara sahip olmanız, ürün adının iyi optimize edilmiş olması gerçekten kritik. Gerisini ben daha ikinci planda değerlendiriyorum. Peki eğlence değeri, Wish eğlence değerine de dönüyor. Eğlence değeri de katıyor alışverişe. Kim için? Tabii ki sizlerin müşterileri için. Bununla beraber peki ProParts'ın müşterileri, satıcıları Wish'te satış yaparlarsa onlara satış yapmanın avantajları neler olacak dersek ne olur? Birincisi satıcılara atanmış özel hesap yöneticiniz olacak. ProParts bu noktada hep telefonun ucunda olacak zaten. Onun dışında müşteri desteğini yönetmenize ve özel iade politikanızı uygulamanıza imkan tanıyacağız. Böyle bir esneklik sağlayacağız ve bu iade oranlarını yönetmenizde gerçekten çok büyük bir esneklik, Kesinlikle, güzel kesinlikle. bir olasılık. Ondan sonra bununla beraber bir takım ayrıcalık programlarımız var satış ve satış sonrası için. Örneğin listelemeleri istediğiniz gibi, istediğiniz zaman değiştirebilmek gibi ya da ihlaller oldu, geç teslimat, yanlış ürünün gönderilmesi falan gibi para cezaları. Bu para cezalarının hiçbir tanesini hiçbir kural dışı davranışta yansıtmıyoruz. Bu da gerçekten yeni olduğunuz bir platformda çok çok büyük bir Kesinlikle, ayrıcalık. kesinlikle. Ücretsiz reklam ve tanıtım desteği veriyoruz ve bunu ilk başta çok yapıyoruz. Çünkü algoritma zaten başarılı. Ürünü kısa bir sürede alıcılarla buluşturuyor ve sizi ilk satışlarınızı çok kısa bir süre içerisinde almaya başlıyorsunuz. Ama bunu en yüksek seviyeden başlamasını istediğimiz için ve büyümenizi istediğimiz için gerçekten bu noktada ProParts şeylerine, müşterilerine ücretsiz reklam ve tanıtım destekleri de veriyor olacağız. Bunun dışında sizin de kullanabileceğiniz ücretli tabii ki reklam araçlarımız bulunuyor. Buradakiler gibi, Product Collection, Price Drop gibi. Demografimiz çok güzel. Genç bir kullanıcı yaş kullanıcısı tabanına sahip. %60'ı 30-34 yaşın altında kullanıcılar bunlar. Hem para kazanıyorlar, hem telefonla yaşıyorlar, hem Evet. telefonla alışveriş yapıyorlar. Öyle bir genç kitle. Depo hizmetlerimiz de var. Ürünlerini Avrupa ya da Amerika'dan direkt çıkmak isteyenler için. Panelde bir listeniz olduğu zaman o bir listeyi çoğaltmadan tüm ülkelere satış yapabiliyorsunuz. Yine eklenen beta sürümündeki özellikleri arzu ederseniz erken giriş imkanı sunuyoruz. Özel teslimat programlarımızdan yararlanabiliyorsunuz gibi başlıca özellikleri sıralayabilirim. Peki ne satacaksınız? İşte her şeyi satabilirsiniz. Hiçbir şekilde önyargılı olmamak lazım. Çünkü neyin satıp neyin satmayacağını algoritma size çok kısa bir süre içerisinde gösteriyor ve neyin satıp neyin satmayacağını bilemiyorsunuz denemeden. Hani kategori bazında değerlendirecek olursak tabii ki moda ürünleri en büyük olduğumuz kategoriler, giyim ürünleri. Bunu ev dekor, ayakkabılar, elektronik, sağlık, otomotiv, oyuncaklar, hobi ürünleri, anne bebek gibi kategoriler takip ediyor. Tabii ki diyebilirim ki şu kategori dağılımı küçük olan kategorilerin rekabet daha az olduğu için bu kategorilerde
bunların şansı daha fazla, daha hızlı büyüme için diyebilirim. Ama herkesin şansı eşit. Bazen A satıcısı B satıcısıyla aynı ürünü listeliyor ama B satıcısı ondan daha fazla satabiliyor gibi örnekler var Tabii ki, yani. tabii ki. Bu arada Evet. şunu çok kısa ben araya eklemek istiyorum. Fashion yani moda kategorisine satış en fazla yapılan kategori sanırım şu an işte 25.2 ile eğer yanlış görmüyorsam. Ki fashion Doğru. diğer platformlarda da yani Türkiye'de de özellikle ve dünyada da e-ticarette en çok tercih edilen yani satış yapmak için en çok tercih edilen sektörlerden bir tanesi. Wish'te de en yüksek moda üzerinden satış yapılması aslında çok değerli hem Wish için hem de bu sektöre satış yapmak isteyen diğer satıcılar için. Onu da Doğru. söylemek istedim. Buyurun. Aynen. Ya ben sadece şunu söyleyebilirim. Wish her aslında platformu, her şirket gibi her platformda özellikle teknoloji şirketleri çok hızlı evriliyorlar, çok hızlı değişiyorlar. Ve e-ticarette bu daha fazla daha yoğun oluyor. Ben şunu söyleyebilirim. Yani Wish'i doğru anladığınız zaman platform olarak şunu hissediyorsunuz. Burada listelediğiniz ürünler her satıcının sattığı ürünler olmamalı bir kere. Bence birazcık daha eşsiz olmalı. Fiyat olarak daha alınabilir olmalı. Yani çünkü müşteri profili sanki şey istiyor böyle hem eşsiz hem böyle güzel değişik ürünler olsun, Daha trend ürünler spesifik, daha butik mi diyelim? olsun. Hem de her satıcının böyle sattığı o şey Çinli satıcıların ürünlerini göz önünüze getirin. İşte mutfakta kullanılabilen, üstte başa giyilebilen. Yani her mağazada bulabileceğiniz ürünlerden ziyade daha böyle tarz eşsiz, kullanışlı. Yani hem kullanıma önem veriyor, kullanışlı olsun diyor. Hem kaliteli olsun diyor, hem uygun fiyatlı olsun diyor, hem eşsiz olsun diyor. Hem hızlı ulaşsın bana diyor. Yani biraz profil böyle bir profil ve platform da ona doğru evriliyor. Daha çok mesela bu aralar markalı ürünlerin çok sattığını görebiliyoruz. Markalı uygun fiyatlı ürünlerin. Ya da markalı ama globalde çok bilinen markalar olmayabilir bunlar. Yine markasız ürünler de var satanların arasında ama daha eşsiz ürünler olduğunu görebiliyoruz. Mesela bu kategoride yer almıyor ama LME ürünlerin de çok iyi sattığını Türkiye'den satıcılarımız var. Ben söyleyebilirim. Bununla beraber ev kategorisi, ondan sonra anne bebek kategorisi, şey tüketici elektroniği böyle küçük elektrikli elektronik eşyalar Eşyalı diye. aletler. Hani beyaz eşya değil ama küçük böyle gönderilebilecek şekilde. Mesela o kategorilerde daha çok büyüyoruz şu an yani. Hedeflerimiz o anlamda daha hızlı erişiyoruz Avrupa'da. CPG dediğimiz bu işte çamaşır deterjanı, tuvalet kağıdı, işte kişisel bakım ürünleri, yiyecek vesaire gibi şeyler de bu kategori chartında görünmüyor ama bunlar da mesela yine bizim şu an öncelik verdiğimiz ve satıcılarımızın da sattığı kategoriler. Onun için dar düşünmemek gerekiyor. Listenize güveneceksiniz ve orada listeleyeceksiniz, deneyimleyeceksiniz o süreci. Ben her zaman bunu söylüyorum. Markalı ürünler de satabilirsiniz dediğim gibi. Sadece Wish marka konusunda çok titiz. Bir sürü yasal mevzuatlar var çünkü. Sizleri kendimizi korumadığımız zaman ya kendimizi koruduğumuz için sizi de koruyoruz açıkçası platform olarak. O yüzden de çok sıkı bir kontrolden geçirdikten sonra markalı ürünlerin listelenmesine izin veriyoruz. Yetkilendirmeler vesaireler yapıyoruz öncesinde. Peki bu da yine en çok aldığım sorulardan biri olduğu için ona da hemen bir slide Evet. koymuştum ben. Wish'te satışın maliyeti ve ödeme periyotları nedir? Bir kere Wish'te size ProParse müşterilerine Wish'te satış yapmanın maliyeti ilk 3 ay %5 olacak. Komisyon oranı %5 olarak belirlendi. Ve 4. ay itibariyle komisyon oranı %15'e çıkar otomatik olarak. Ama burada tabii ki satıcının bir sürü kattığı değer var. İşte katalog sayısını arttırır, liste sayısını arttırır, satışı, performans vesaire göz önünde bulundurularak bunlar o açıdan değerlendirilip görüşülebilecek şeyler. Fakat ilk 3 ay boyunca %5 komisyonun dışında başka hiçbir maliyet yok. Yani Wish'te satış yapmak için başvuru bedeli ödemiyorsunuz, aylık ya da yıllık üyelik bedeli ödemiyorsunuz, ürün listeleme ücreti ödemiyorsunuz ya da kategori ücreti gibi sonradan sürpriz ücretlerin hiçbir tanesi çıkmıyor. Reklam araçlarını da kullanırsanız onun bir bedeli oluyor. Onu da zaten görüyorsunuz. Oldukça şeffaf işteki her şey. Anlaması da kolay açıkçası. Onun dışında peki ne zaman ödememi alırım? Ayda 2 kez ödeme yapıyor Wish. Ayın 1'lerinde ve 15'lerinde. Payoneer kullanıyoruz Türkiye'ye ödemeleri gönderirken. Dolar cinsinden gönderiyoruz ödemeleri. Ve sizler de Payoneer'e gelen ödemeleri kendi buradaki Türkiye'deki bankanıza aktarıyorsunuz. Taksitli bir alışveriş olduysa bazı ülkelerde taksit var.
biz yine de sizin ürünlerinizin bedelinin tamamını ödüyoruz. Taksi taksit ödemiyoruz. Peki müşteri desteği ve lojistik nasıl işliyor? Müşteri desteği konusunda esnek bırakıyoruz. Avantajlardan bahsederken biraz değindim. Bir kere Viş müşterilerinin 30 gün iade etme hakkı var. Ama bu iade talepleri ya da ürünle alakalı problemleri hep size gelecek ve sizin yönetiminizde, sizin etki alanınızda olacak buradaki süreçleri yönetmek. O noktada zaten Propars gerekli desteği size sunacaktır. Onun dışında gönder etiketlerini sizler basıyorsunuz. Kargo anlaşmalarını kendiniz yapıyorsunuz. Ve listelemelerinizi yapıyorsunuz ardından. Viş reklam ve tanıtım destekleri ne bakış açısı nasıl peki Viş'in neler yapıyor bu anlamda? Marka bilinirliği için globalde televizyon ve spor promosyonları gibi birçok etkinlikte bulunuyoruz. Bununla beraber sizin için de reklamlar yapıyoruz. Örneğin Google Shopping'e bir sürü Türk satıcımızın, Avrupalı satıcımızın ürün ID'lerini listeliyoruz Google Shopping'de görünmesi için. Bununla beraber sosyal medya hesaplarında tanıtıyoruz. İşte SMS bildirimleri falan yapıyoruz. Banner kampanyaları yapıyoruz. Hep sizlerin ürün ID'leriyle, ürünleriyle bu kampanyaları temalarına göre oluşturuyoruz tabii ki. Sizin de tabii ki ücretini de ödeyerek, iki tanesi ücretli bu uygulamalar. İki tanesi ücretsiz yararlanabileceğiniz yine pazarlama araçları bulunuyor. Ürünlerinizi öne çıkartmak için. Bu ürünü, bu da koleksiyon yapıp koleksiyonu öne çıkartmak için kullanabileceğiniz araç. Price Drop'ta indirim yapabileceğiniz bir araç. Brand Directory'de markalı ürünlerin mutlaka etiketlenmesini istiyoruz. Çünkü o zaman hem markalıdır şeyi alıyor, etiketi alıyor ve daha öncelikli tabii ki gösteriliyor müşterilere. Ve ilgi daha çok ilgi çekiyor böylelikle ürünler. Onun dışında Viş'te satış yapmaya nasıl başlarsınız? Bu Propars müşteriler için oldukça kolay. Çünkü ilgileniyorsanız eğer birinci adımda onlara ulaşacaksınız Propars ekibine. Ve onlar mağaza açılışlarınızı yapacaklar veya sizleri yönlendirecekler. Mağazalarınız onaylanacak 1-3 gün içerisinde. Mağaza onaylandıktan sonra panel ayarları var. 3-4 tane çok kısa yapılabilecek. Bunlar yapılacak ve ardından ürünleriniz listelenecek. Ürünlerin İngilizce listelenmesi gerekiyor. Dolar fiyatlandırılmaları gerekiyor. Ve satış gelmesini bekleyeceğiz ondan sonraki süreçte de. Evet, umarım sunumdan memnun kalmışsınızdır. Kalan cevaplanmamış sorularınız varsa yanıtlamaktan memnun olurum. Damla Hanım, elinize konu sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunumdu. Yani aslında benim hazırladığım, bizim arkadaşlarla da size sormak istediğimiz birçok soru vardı ama yani çok fırsat vermediniz çünkü aslında sormayı düşündüğüm soruların hepsini cevapladınız diyebilirim konularla ilgili. Şöyle, benim sadece merak ettiğim, hem şahsi olarak merak ettiğim hem de muhtemelen burada satış yapmak isteyen kişilerin de merak edeceği şeylerden biri şu. Fish daha çok mobil, yani mobil ağırlıklı ve aslında genç kitleye ve günümüze ayak uyduran bir platform. Zaten çok büyük ihtimalle bundan dolayı öne çıkan bir platform. Diğer platformlardan onu ayıran şey bu özellikle. Benim noktada merak ettiğim şey bu ne kadar akıcı, ne kadar sorunsuz ve ne kadar yani nasıl diyeyim basit bir arayüzle ilerliyor. Ben aslında bunu merak ediyorum. Siz aslında anlattınız ama genellikle çünkü bizim hem alıcı kitlemiz hem de satıcı kitlemiz daha çok internet üzerinden ve bir desktop üzerinden alıştı e-ticaret yapmaya. Şimdi mobil onlar için biraz farklı bir yol gibi, daha yeni yeni o yola giriyoruz gibi hissediyorum ben. Bununla alakalı sadece fikirlerinizi almak istedim. Hem şahsi sorumluluğum. Yani müşteriler açısından mı soruyorsunuz? Müşterilerin alışverişlerini mobil uygulama üzerinden yapması konusunda. Aslında her iki tarafta. Her iki tarafta ama daha çok müşteri ağırlıklı sormak istedim. Evet, doğru. Çünkü satıcılar panellerini desktop bilgisayardan yönetiyorlar. Sadece Android için bir mobil uygulama var. iOS için bitti mi bilmiyorum. Ama bence paneller mutlaka belli bir özellikle volümde şey yapıyorsanız tamam satışları takip etmek için güzel ama diğer işler için bence bilgisayardan yapılması çok daha konforlu her zaman. Bilgisayardan da olsa telefondan da olsa oldukça kolay bir arayüzümüz var. İki versiyon var. Biri Merchant Plus, biri size göstermiş olduğum daha önceki eğitimlerdeki ve benim bütün videolarımda olan, benim en sevdiğim, en dolu olan şey arayüz. Diğeri de en sade arayüz. Biraz daha basic, evet. Bir ara o kadar sadeydi ki hiçbir işlem yapamıyorduk yani. Hiçbir şey konmamış neredeyse üstüne. Çok sade, çok sade. Neyse onu da şey yaptık. Tabii ki o test süreçleri vesaire bitti. Eklenmesi gereken eklendi.
Aynen. Sizin mağazalarınız daha yani şey eski olan şeyden panel üzerinden şey yapacaklar. Örnek olarak isterseniz gösterebilirim ekranımı paylaşıp bir tane şey paneli ama çok oldukça kolay bir arayüz. Yani sipariş geldiği zaman bunu görüyorsunuz rakamla. Mail olarak da size bildirim geliyor. Onun dışında bilet açıldığı zaman yine bilet başlığının kenarında şey yapıyorsunuz, görüyorsunuz. Yani çok kullanıcı dostu. Çünkü tek bir listeniz var. Her ülkeye aynı liste üzerinden yapıyorsunuz. Kafa karıştırıcı hiçbir şey yok. Tabii ki her yeni panel ilk başlandığında Farklı yabancılık gelir. Bir çekiyor. alışmak Çok mutlu. gerekir. Tabii ki, tabii ki. Tabii. Yani hani kendimi düşünüyorum ilk bir işte çalışmaya başladığında çok karışık geliyordu ama aslında hiç karışık değil. Hele diğer şeyleri denedikten sonra platformda yani alışveriş yaparken kullandığım platformlardan müşteri olarak şu an bana Wish çok daha kolay geliyor satış noktasında. O yüzden o noktada genelde aldığım geri bildirim Wish'in çok basit olduğu yönünde. Tabii ki Çok Wish güzel tarafında bildirim da bu arada ya. Çok güzel bildirim. objektif bulamıyorum. Evet. Ama böyle bildiğimiz globalde satış yapan, globalde satış yapabilecekleri pazar yerlerinde, popüler pazar yerlerinde satanlardan edindiğim izlenim bu. Bir de şey noktasında mesela şöyle geri bildirimler alıyorum. İşte bu hani maliyetler, şimdi Evet. bizde satışın tek bir maliyeti var. Bazen şey oluyor, duyuyorum ben işte farklı platformları önce de öğrenip gelip işte mağaza açıyorsa orada da tabii alıştığı, öğrendiği döngüler doğrultusunda bir takım sorular soruyor. Ben anlamıyorum. Pardon, bu ne demek oluyor? Ne demek istediniz? O kadar komplike ki süreç orada. Burada evet o evet kadar kesinlikle. sorusunu anlamıyorum yani Evet o evet derece. evet evet. Ondan sonra yani ödeme noktasında da işte hiç işte istediğiniz kadar ürün listeleyebiliyorsunuz ve bunun bir maliyeti yok. Bir maliyet olursa da zaten bir balance sheet var. Oradan tıkladığınız mı her şey açık görünüyor. Yani sürpriz fatura geldiği zaman, döküm geldiği zaman, invoice gönderildiği zaman, e-mail olarak atıyoruz bunu. Hiçbir sürprizle karşılaşmıyor. Yani her şeyin cevabı var. Ödemeler zamanında yapılır. Memleket saat ayarı gibi hani. Çok çok Ondan sonra... önemli bu arada. Bayağı önemli bir şey. Tabii, ticaret sonuçta. Yani ödemelerin geciktiği durumlarda da şey vardır. Ya orada zamanda teslimat yapamamıştır müşteri. Öyle bir durum vardır. Orada bir kuralla denk geliyordur. Sıkıntı İşte var. Bir sizin yani sebebi sahte... vardır onun aslında. Tabii onun hep bir tıkladığında görür zaten. Bu sebepten şu tarihte ödenecek işte. Eylül'de ödenecek diye. 1 Ötüt Eylül'de yaşımını ödenecek. alırlar direkt olarak. Evet, okey. Tabii. Her şeyin bir açıklaması var yani. Açıklaması olmayan hiçbir şey yok. Evet ya bu soruyu şundan dolayı sordum. Çünkü hem dediğim gibi satıcılar hem de alıcılar hatta yani bizim için bir proparsi olarak çok önemli. Ne kadar az komplike ise bir platform özellikle e-ticaret platformu o kadar çok iyi bence. Benim şahsi fikrim bu. Birçok insan da aynı fikirde olacaktır. Yani çünkü kullanıcı dostu eşittir. Basit bir arayüz, basit bir platform. Wish'in de en çok öne çıktığı şeylerden bir tanesi bu. Açıkçası benim Wish'e çok sıcak bakmamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi de bu oldu. Bir diğer sorumuz şu aslında. Benim birkaç tane sorum vardı ama dediğim gibi çoğunu cevapladın zaten sunum esnasında. Satıcılardan bize en çok gelen soru şudur ki nasıl satıcı hesabı oluşturuluyor Wish platformu üzerinden? Eğer sizi çok yormayacaksak bununla ilgili bir görüntü ya da bir paylaşım bizimle Tabii ki. yapabilir misiniz? Çok basit. Yani Teşekkür 2 dakika bile almaz. Telefondan bile başvurabilirler. çok güzel. Şimdi bir ekranımı paylaşayım. Tabii ki. Ne kadar basit olduğunu görelim. Bir Hem bunu da hesabım bir göstermiş oluruz. platforma. Aynen. Çünkü... Merchant.wish.com. Ha, buyurun buyurun buyurun. Ben size bir referans linki vereceğim yalnız. Sizin satıcılarınız, Proper satıcılarına bir referans linki vereceğim. O linke tıkladığında buraya gelecek. Ya Tamam, aynı arayüze okey. gelecek. Böylelikle şey havuz değil, onu farklı bir yerde toplamış olacağız ve bir saydığım avantajların hepsi otomatik tanımlanmış olacak. O Anladım, çok önemli. güzel. Çok güzel. Mağazanın adı işte Tuğberk Giyim diyelim. Şimdi E-posta söylerken adresi. de geldi yanlış söylüyorlar. Siz de yazarken yanlış yazdınız. Teşekkür ederim bu arada. Neymiş? Tuğberk mi? Şu mu? Yumuşak, aynen doğrudur. Yok, yumuşak yeyle, yumuşak yeyle. Doğrudur. Ha tamam okey. Şey bir mail adresi atalım buraya. tuberk@gmail.com. İki, üç, dört, beş, altı yaptım Hiç, şimdi. çok en basit çifte zaten. Aklınıza ilk gelen şey. Aklınıza ilk gelen şey. Nedir 8? Ondan sonra O 8. Herhalde O'dur diye düşünüyorum. Bunlar sıfır değildir diye O düşünüyorum. bana da Evet. sıfır. Gerçi üçüncüsü sıfır olabilir. Evet. Ya ben bunu sizden neden özellikle istiyorum? Çünkü bu Evet, aslında bu kadar. bu mudur? Yani bu kadar mıdır? Evet, Çok bu güzel. kadar. Çok güzel. Çünkü Sonra
Ha, bir dakika. Buyurun. Daha devam var. Tulberk işte. Soyadını yazıyoruz. Kayıtlı bir işletmem var. Ben bireysel satıcıyım. Kayıtlı bir işletmem var demek şirketim var. Ya da Limited, bireysel anonim vesaire. Aynen doğrudur. aynen. Şey işletmenin açık adresini yazıyorsunuz. Ülke, eyalete, semt yazın. Ondan sonra şehir, posta kodu, telefon numaranızı yazın. Bu telefon numarası çok önemli çünkü buraya doğrulama kodları geliyor. Bunu doğru Evet. yazın. Verification kodlar geliyor. Peki şunu sormak Aynen. istiyorum size. Burada girdiğimiz şehir veyahut da adres bilgilerini şirketse mesela ya da şahıs şirketi ise şirketin faaliyet belgesinden, vergi levhasından yani bu tarz resmi belgelerden bakarak aynısını mı yazmalıyız yoksa yani kafamızdaki adresi yazsak yeterli mi? Daha sonra bu belgelerle ilgili bir eşleşme durumu isteyecek mi bizden bir iş? Ya şöyle, şimdi mağazanızı doğrulama adımı var. Mağazaya başvurusunu yapıyorsunuz. Başvuruyu yaptıktan sonra şeyi teyit ediyoruz biz. Bu mağazaların menşei ne? Nereden satacak? Neden? Vergi mevzuatları için. Bu noktada mağaza doğrulama adımı giriyor devreye. Mağaza doğrulamayı yaparken şirket olarak yaparsa bu doğrulamayı Bu bir belgeye vergi ihtiyacımız oluyor. vesaire. Ya, eşleşmesi bence mantıklı. Çünkü neden? Yani şey Payoneer tarafında da oluşturulacak hesap bir şirket olarak başvurduysa buraya şirket hesabı olarak başvurulmalı ya da şirket hesabı olmalı birey olarak başvurduysa birey olmalı. Anladım. Eşleşmesi her şeyin her zaman iyidir yani. Tabii her halükarda daha mantıklı. Doğru. Yani yazışmalar, resmi yazışmalar falan oraya gidecek sonuçta öyle düşünün. Eğer olursa yani her şey e-mail üstünden oluyor da. Bu Okey. şekilde Bu yani sayfadan hiçbir sonra adım. bitiyor sanırım. Evet. Aynen. Şimdi ben bunu tamamladım. Bu adımdan sonra geldiğiniz yer şurası oluyor. Sanırım ana sayfayı bize göstereceksiniz. Aynen. Şöyle bir yere geliyorsunuz. Bu değil göreceğiniz şey. Bu admin paneli. Evet. Türkçe dilimiz de var. Hem sıkça sorulan sorularda hem panelde. 14 tane dilde şey yapabilirsiniz. Wish'i kullanabilirsiniz. İsterseniz bir daha tıklayın çünkü evet. Gördüğünüz gibi telefon numaranız yanlış olursa panelinize giremezsiniz. Ya bu çok güzel bir şey çünkü yani bu birçok platformda var zaten. Ne kadar güvenlik o kadar Tabii. güzel. Ya yani ödemelerle ilgili her şeyi değiştirebildiği için giren kişi. Evet. Mesela admin olarak bizim ödeme sayfasında herhangi bir şeyimiz yok mesela hareket edemiyoruz biz. Hiçbir şey yapamayız. Ama onlar eline geçerse kötü birinin tabii ki her şey olabilir. Şimdi bir saniye burada bir şey yapmam lazım. Kayıtta olmaması gereken bir şey var. Tabii ki özel bilgiler vardı. Farkın değil mi şeyi? Bir daha söyleyeyim lütfen. Şu an paylaşımda değil sanıyorum, değil mi Evet, şu an kayıtta? paylaşımı değil. Şu an ekranınız görünmüyor, merak etmeyin. Ya bu son istediğim şeyi istememin sebebi özellikle platform ne kadar büyük olursa olsun ya da ne kadar çok vaat ediyor olursa olsun birçok satıcı bize gelen satıcılardan da ya ben platformu çözemiyorum arayüzü bana çok zor geliyor ya da ya da mesela İngilizce değil Türkçesi yok diyerek vazgeçiyorlar orada satış yapmaktan. O Tabii. yüzden aslında göstermemiz çok çok iyi Ya olabilir. bir de şu var mesela hani Propars'a sorabiliyor, bana sorabiliyor ama bir de sıkça sorulan sorular var. Yani o kadar engin bir kaynağımız var ki orada screenshot'lı hepsi Türkçe'ye çevrilmiş. Türkçe'ye çevrilmemiş yeni dokümanlar olabilir. Onları da Google Translate'le zaten çevirebiliyorlar. Yani bize ulaşamadıklarında da aslında basic sorunlar için yani sorabilecekleri temel şeyler için çok güzel bir kaynağımız var. Videolarımız var YouTube kanalında, Wish Türkiye YouTube kanalında. Satıcılarımızın kurduğu bir Facebook grubu var. Hani orada Bu kaynak var satıcılar birbirine aslında. yardım. Yani birebir herhangi bir insana Çok. ulaşmadan bile soruları cevaplayabilecekler insanlar. Aynen. Çok güzel. Çok güzel. Ama tabii ilk etapta ne de olsa yani yeni satıcılar doğru ve hızlı ilerlemek için bize ihtiyaç diyorlar. Bizim Evet. de var olma amacımız tabii ki onları daha hızlı bu süreçlerden geçirmek. Mümkün olduğunca destek veriyoruz yani vereceğiz de. Ama olur da hani ulaşamazsanız bazıları kızıyor şey İyi arıyorum ulaşamıyoruz. sizi ulaşamıyorum. Ama Evet, evet, çünkü evet. Evet, klasik doğru. bir önce deneyin hani hakikaten cevabı var mı varsa şey siz de yorulmayın. Şimdi böyle bir panele geliyorlar. Yani mağazası onaylanıyor. Ondan sonra burada tabii home'u da ev olarak çevirmemiz çok hoş değil mi? Pekala gayet Şöyle bence hoş bu arada. İngilizce yapalım.
Bu geliyor. İşte ürün neyini burada görüyor. Ürün isteme zaten çok basit. Ürün ekleme sizin üzerinizden yapacağı için hiç Evet. kafasını Yo, bu zaten anlamda o başka yormasına bir gerek yok. konuya girmiş oluruz. Kafa karışıklığı yaratabiliriz belki, hiç Tabii gerek yok. tabii. Doğru. Tarifleri buraya düşüyor. İşte biletleri buraya düşüyor. Performansla ilgili çok güzel kendi iş modellerini gözden geçirebilecekleri her açıdan ve bir takım kararlar almalarına yardımcı olabilecek ücretsiz bir sürü grafik ve analiz sunuyoruz. Yani bunlar gerçekten satıcılarımız tarafından seviliyor ve kullanılıyor. Yani daha çok pardon, şurada bir şey söylemek isterim. Aslında Wish kendi satıcısına, kendi paneli üzerinden, yani şu yola girebilirsin, bunu yapabilirsin, bakın grafiğim böyle gibi bazı veriler de sunuyor aslında Tabii ilerlemesi için, daha da ileri taşıması için. Çok güzel. içgörü sağlıyor aynen. Çok güzel. İşte teslimat performansı, hangi ülkelere de ülke bazında teslimat performansı, farklı taşıyıcılar kullanıyorsa taşıyıcı bazında performansı, satış ürün bazında performansı, hangi ürünü izlenimi açısından, satışı açısından şey alıyor, daha çok işte satmış Trafik alıyor tutma yani. Evet. ağırlığı vesaire. Aha. Çok güzel. Evet Yani ya, aslında çok oldukça basit. basit. Oldukça basit ve rahat. Aynen. İşte gönderi ayarlarını yapıyor. Gönderi yani şu, bunu özellikle söylemek istiyorum. Hani bir panel üzerinden bir listeyle yüzün üzerinde ülkeye satış yapıyorsunuz ya. Evet. Başvurduk. Başvuru bir dakikamızı almadı. Ondan sonra bu panelime geliyorum ben. Satış yapacağım pazarları açıyorum buradan. Ve onu şöyle açıyorum. Buna tıklıyorum. Sonra tüm ülkeleri ekle diyorum mesela. O Ve bütün işte ülkelerin benim aslında karşına çıkıyor. Evet. kaydet dediğim zaman bitti. Bütün ülkeler şu an benim o listemi görüyor. Yani bu kadar basit. O yüzden güzel geri bildirimler alıyoruz. Yani bunların diğer şeylerde daha karmaşık bir yapıda olduğunu biliyorum. Yani hani gördüm de o yüzden anlayabiliyorum o olumlu geri bildirimi. Her Evet. platformun bir artısı bir eksisi vardır muhakkak. Yani herkes Tabii her ki, konuda tabii. mükemmel olamayacağı için. Ama bu da gerçekten işin iyi olduğu bir konu. Ben öyle düşünüyorum yani. Evet, yani dediğim gibi, az önce de söylediğim gibi, aslında Wish'in en çok öne çıkan, benim açımdan da en çok beğendiğim özelliği bu. Çünkü dediğiniz gibi birçok platform var bugün e-ticaret yapabilmeniz için veyahut da satın alım yapabilmeniz için, ama birçoğunun en büyük problemi çok karışık olmaları Aynen. ve müşteri hizmetleri anlamında da çok karışık olmaları. Wish bu anlamda aslında bütün hepsini tek bir platforma toplayıp en uygun, en rahat çözümü sunan platformlardan biri. O yüzden oldukça güzel. Çok teşekkür ediyorum. Yani ekstra eğer eklemek istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen ekleyin. Onun dışında ben gayet güzel açıkladığımızı düşünüyorum birçok şeyi, Wish'le ve Aynen. Proparts'la ilgili. Çok teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim. Kısaca hemen bir toparlayayım. Hani Wish'te neden satış yapmanızı teşvik ediyoruz burada Proparz ve Wish olarak. Çünkü rekabetin az olduğu bir platform şu an. Gerçekten lale devri yani Wish'te satışa Evet, evet, başlamak evet. çok zor bir zaman. Ve bu kadar fazla destek alabileceğiniz kaynak var. Proparz var bir tarafta, ben varım. Kendi içimizde kaynaklar var. Pazarlama desteğimiz var. Yani bir pazarda belli bir seviyeye gelmiş, hiçbir pazar yerinde bulamayacağınız kadar avantaj bulunuyor. Komisyon oranı, hızlı büyümeniz için gerekli pazarlama destekleri ve bunun gibi. Artı bence ihlaller noktasında hiçbir para cezasını yansıtmayacak olması Çok önemli. bulunmaz. Çok önemli. Çok değerli, evet. Çünkü şeyi kestirebiliyorsunuz, maliyetinizi kestirebiliyorsunuz aşağı yukarı. O yüzden başvurmak da kolay gördüğünüz gibi. Proparts da sizin için çalışıyor. Umarım güzel bir işbirliği olur Tuğberk Bey. 4 gözle bekliyorum bir an evvel entegrasyonun tamamlanmasını ve satıcılarımızı platformda görmeyi. Ben de aynı şekilde çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar ağzınıza sağlık. Gayet güzel açıkladığımızı düşünüyorum. Şimdi ilerleyen süreçte Engin Bey bize hem Proparts'la ilgili hem de Proparts Wish işbirliği ile alakalı bazı detaylı bilgiler verecek. Tekrardan teşekkürler. Şimdi sözü Engin Bey'e aktaracağım konuyla ilgili. Damla'nıma çok teşekkür ediyoruz. Damla'nın bizi Wish konusunda oldukça detaylı bir şekilde bilgilendirdi. Sağ olsun. Eline koluna sağlık. Şimdi Engin Sezgin Bey, Proparts'ın CEO'su kendisi, bize Proparts ve Wish entegrasyonu hakkında detaylı bilgiler verecek. Bazı konulardan bahsedecek. İsterseniz kendisine ben topu paslayayım. Ben birkaç soru soracağım kendime. Aklımda sorular var. Buyurun Engin Bey. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim Tuğberk Bey, güzel bir konuşmamız için. Bu arada bugün burada bizle beraber olan Sayın Damla Hanım'a çok çok teşekkür ederiz. Kendisi bize bir şey birlikte tanıştık. Kendisinin çok güzel bir onboarding sürecinde Evet. bize büyük destekleri oldu.
Ve aynı zamanda da dünyanın bence önemli platformlarından, Eurojet'in önemli platformlarından bir şey de ProParse'a geldikleri için de son derece tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar kendilerine hoş geldin diyoruz. Benim ismim Engin Sezgin. Ben ProParse'ın kurucu ortağıyım. Ortağım Uğur Ünver'le birlikte. Burada sizlere bugün ProParse'ın Wish'le birlikte yaptığı e-ticaret entegrasyonunu elimizden geldikçe anlatmaya çalışacağız. Tekrar katılan, gelen herkese çok teşekkür ederim. Burasını da belirtmek istiyorum. Herhangi bir sorunuz varsa sorularınızı sizden ricamız ya online destekten, pardon chatten ya da benim kendi mail adresim engin@propars.net e-posta olarak atarsanız elimizden geldiği kadar sizlere detaylı bilgi vermeye çalışacağız. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyorum. Engin Bey çok teşekkür ederim. Evet, izleyicilerimize şunu söyleyelim. Biz şimdi birkaç soru soracağız Engin Bey. Engin Bey bize detaylı bilgiler verecek. Benim de hazırladığım bazı sorular var. Fakat sizin aklınıza takılan, sormak istediğiniz bazı soru işaretleriniz varsa Engin Bey de söylediği gibi lütfen chatten ve mail adresinden ulaşın. Orada biz sizi tekrardan bilgilendirelim. Engin Bey, şimdi benim aslında satıcıların en çok merak ettiği sorulardan bir tanesi. Birkaç sorum var ama şununla başlayayım. Satıcıların kendi e-ticaret sitelerini, yani kendi firmalarının e-ticaret sitelerini ProParse'la entegre etme durumları herhangi bir sorunsuz bir şekilde sağlanabiliyor mu? Bir problem oluyor mu? Altyapılar, e-ticaret sitelerinin altyapıları buna göre değişiyor mu? Bu konuda bir bilgi verebilir misiniz bize rica etsem? ProParse bildiğiniz gibi bulut tabanlı çalışan bir sistemdir. Evet. Bulut tabanlı çalışan sistemin bize sağladığı güzel avantajlarının bir tanesi. Herhangi bir siteye ihtiyaç olmadan her yerden kolaylıkla kullanabilme avantajı. Hı-hı. Ama kendi web sitemizin var ise, kendi e-ticaret sitemizin dışarıya veri aktarabiliyorsa, biz buna XML diyoruz ya da API diyoruz ya da web service isimlendirmeler yapılabilir. Dışarıya veri aktarma özelliği var ise, kendi web sitesiyle ProParse'ı entegre edebiliyoruz. Bu şunu sağlıyor. Web sitesindeki tüm ürünler ProParse'a yansıyor. Web sitesindeki bir ürünün fiyatı ya da stoğu değiştiğinde doğrudan ProParse'da fiyat ve stok güncellemesi oluyor. Bu çok önemli. Web sitesinde yeni bir ürün eklendiğinde ProParse'a otomatik olarak giriyor. Web sitesinde ürün satışa kapatılırsa ProParse'da kapanıyor. Tüm bu senkronizasyon ortama 30 dakikalık periyotlarla her gün, günde belki 8 defa sürekli olarak bir işleme sağlanıyor. ProParse'daki bilgi güncelleniyor. Peki ProParse'daki bilgi güncellendikten sonra ProParse'da aktif olan pazar yerleri şu an Wish. Bu ne kadar zamanda yansıyor da sorarsanız anında. Bekleme yapmadan web sitenizde bilgi değişti. ProParse güncellendi. Aynı saniye web sitenizdeki o tüm değişiklikler, ekler, ürünler şu an wish.com'a da yansıtılıyor. Bu arada en son söylediğiniz çok çok önemli. Çünkü birçok entegrasyon platformunda satıcıların ve alıcıların da özellikle merak ettikleri ve istedikleri özellik şu. Yani o güncelleme ne kadar süreyle yapılıyor? Birkaç saat sürüyor mu ya da ne kadar aralıkta yapılıyor? ProParse'da bunun anında yapılıyor olması aslında çok çok önemli satıcılar için bence de. Kesinlikle oradaki zaman bizim için son derece önemli. Kesinlikle. Kullanıcılarımızın burada hem zaman ayak durabilmesin anında yansıtmaya çalışıyorum. Stoğu biten bir ürünü de yok satmaması gerekiyor. Bunu da anında güncelleme işlemi sağlıyoruz. Bu konuda teknoloji getirilmesi güçlü olarak yapmış durumdayız. Çok teşekkür ederim. Dilerseniz ben ikinci soruma geçeyim. Şöyle bir sorun var. Satıcılar takdir edersiniz ki sadece Amazon'da ya da sadece hepsi burada da. Yani belli bir platformun satış yapmıyorlar. Birden fazla mağazaları var farklı platformlarda. Dolayısıyla bunları tek bir panelde yönetmek. Yani sadece ProParse panelinde birden fazla mağazalarını yönetmekle ilgili bazı sorular var. Bu kolay mıdır? Bu da entegrasyon nasıldır? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz? Tuğberk Bey, müsaadenizle ben de bir ekran görüntüsü paylaşarak tabii ki birden fazla platformu gösterdiğimizi, nasıl yönetebildiğinizi göstermek istiyorum. Lütfen. Bir ekran paylaşacağım müsaadenizle. Evet. Şimdi burası ProParse'ın arayüzü. ProParse'ın kullanıcılarımızı açtığımız bulut tabanlı arayüzümüz. Burada web sitesinden kullanan kullanıcılarımız için web sitesindeki tüm bilgileri bu ekranınızda görüyor. Eğer kullanıcılarımız herhangi bir arayüz, herhangi bir web sitesi, bir uygulaması yoksa ProParse paneli A'dan Z'ye bütün web sitesini yönetmesi için gerekli kolaylığı sağlıyor. Burada birden fazla pazar yerini isterse tek tek ürün içerisinden yönetebilir. Yani ProParse'da eklediğiniz ürün ismi, açıklama,
resim, farklı platformlara farklı fiyatlar ya da ürün seçenekleri, kırmızı, mavi, yeşil gibi seçenekler. Evet, varyantlar da çok merak edilen bir konu bu arada. Evet. Aynen öyle. Bir ürünün rengi, bedeni, tüm seçenekleri kolaylıkla kontrol edilebilir. Seçenekler detayında farklı fiyatlamalara kadar kolaylıkla yapılabiliyor. Ve bu seçenekler yerli ve yabancı pazar yerlerinde uygun şekilde satışa açılıyor. Burada aktif olan ne kadar pazar yeri var ise kullanıcımızın Wish'ten Türkiye'deki pazar yerine kadar her yerde ürün satışa açılabiliyor. Ya da solda çok satış menüsünden de mesela Sanktes hesabımızda Amazon Avrupa var, Etsy var, Getgidiyor, Allegro hesaplanıyor. Wish hesapları aktif durumda. Burada bir kullanıcımız rahatlıkla bu platformların hepsinde satış yapabilir. Aynı anda da bir ürün Wish.com'da satıştayken Amazon İspanya'da da satıştaysa bu ürünü ister Türkiye'deki N11'de ister mağazasında ya da Wish'te satılırsa aynı anda ne kadar aktif platform varsa hepsinde stok güncelleniyor. Çok ve güzel. Hepsindeki siparişler otomatik olarak ProPass paneline kolaylıkla yansıyor. ProPass paneli üzerinden de kolaylıkla tek bir tuşa basarak da faturasını kolaylıkla kesebiliyorlar. Engin Bey çok pardon. Bunu bizim sağlığımızda... Çok pardon, lafınızı balla bölüyorum. Hazır değinmişken şu konuya ben de değinmek istiyorum. Şimdi farklı platformları tek bir panelden yönetmek çok çok büyük bir ayrıcalık. Yani hepsi bu arada Amazon, Etsy gibi platformları. Fakat şunu soracağım. Mesela bir ürünümüz var kullanıcı olarak, satıcı olarak. Bu ürünü ben Amazon'da, farazi konuşuyorum, 20 dolara açmak istiyorum satışa. Fakat aynı anda aynı ürünü Etsy'de, oradaki politika farklı olduğu için ve alıcılar da farklı olduğu için 15 dolara açmak istiyorum mesela. Bunu sağlıyor mu ProPass bize sorunsuz bir şekilde? Aynen, kesinlikle bunu sorumsuz olarak bir ürüne gittiği videoda örnek veriyorum 70 TL, Amazon Almanya'da 20 euro, Wish.com'da 18 dolara satabilir, işlem yapabilir. Her birinin komisyonu farklı, her birinin işlem süresi farklı. Her birinde farklı fiyatlama politikası uygulayarak bunu yapabilir. Bu fiyatlamayı kullanıcımız isterse tek tek ürün içerisinden rakam direkt yapabilir. Ya da isterse de Wish.com'a giderken %5 ekle, Amazon.com'a giderken %10 ekle, gittiği oraya giderken %2 ekle gibi kural oran üzerinden de yapabilir yani. Sadece rakam değil yani. Aynen öyle. Oranla da rakam ekleyerek aynen. İsterse de tek tek elle de fiyat verebilir her bir platformun kendisine. Çok güzel, çok güzel. Çok teşekkür ederim. Şöyle birkaç sorum daha var, hemen ben bir konu söyleyeyim. Bu para birimleri arasındaki Euro'dan sterline ya da TL'den dolara çevrimleri günlük olarak Merkez Bankası kurunu takip ederek ProPass otomatik olarak o kur çevrimlerini takip ediyor ve güncellemesini sağlıyor. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Hazır çevir demişken bu arada kur çevirileri çok önemli bir konu ama bir diğer çeviri konusu da şu. Şimdi sonuç olarak satıcılarımız yurt dışı platformlarında da yani Almanca, İngilizce, Fransızca sitelerde de satış yapacaklar. Amazon ya da Allegro gibi, Etsy gibi. Dolayısıyla burada bir dil desteğine ihtiyaçları var. Şimdi ProParse'ı kullanan satıcıların ekstradan Almanca, İngilizce bilmesine gerek var mı? Yoksa ProParse'ın kendine ait bir çeviri sistemi var mı? Burada da bir avantaj sağlıyor mu bize? ProParse'ın ihracatla birlikte son 5 yıldaki en büyük gelişimlerinden bir tanesi, en büyük övündüğümüz özelliklerinden bir tanesi, etkin bir çeviri yönetimine sahiptir. Etkin bir lokalizasyon yeteneği var. Burada bir kullanıcımız globale rahatlıkla açılabiliyor. Açılırken de örnek veriyorum, Türkiye'deki 22 numara yüzük boyunu İngiltere'de R1 gibi oranın uygun formatında gösterebiliyor. Ya da ayakkabı numarasını aynı şekilde yapabiliyor. Burada çeviride dediğimiz yöntemde yani insanların ben Türkçe biliyorum karşısındaki İngiliz, ben onu nasıl anlaşacağım gibi bahane diyor artık. O bir bahane olmaktan çıkartıldı. Anladım. Nasıl yapıp onunla ilgili kısa bir göstereyim. Tabii buyurun.
Ki bu üstelik çok pardon özür diliyorum. Şundan bahsetmek istiyorum. Birçok satıcı, yani benim de karşılaştığım birçok satıcı çok ciddi kaynakları ve fırsatları olmasına rağmen sırf dil bariyerine takıldıkları için e-ticarete girmekten özellikle yabancı sitelerde çekiniyorlar. Bu da aslında onlara bir kapı açmış oluyor Propass'la birlikte. Çok önemli bir kapı hatta bana sorarsanız yani. Evet, panelimiz açıldı. Aynen, panelimiz açıldı. Şimdi burada ürünümüzün adını kendi dilimizde, kendi Türkçe olarak her şeyimizi yazabiliriz. Ürün açıklamamızı, ismimizi, tüm bilgilerimizi. Hı hı. Burada Propart hemen ürün içerisinde sağda gördüğünüz gibi çeviriler bölümünde hangi ülkede, hangi platformda satışa açılacak ise hı hı. oranın diline uygun şekilde otomatik olarak çevirisini yapıyor. İngilizce, Almanca, Fransızca. O lehçe bile var içinde. Lehçe bile var yani Polonya'da da satışı yapacaklar için. Mesela, için sanırım. Evet. Burada mesela ürünü satışı açmak istediğinde otomatik olarak sistem kendisi çeviriyor. Direkt ekranda şimdi göreceksiniz. Hı-hı. Ben bir yandan sorulara bakıyorum. Propars'ın yaptığı çeviriyi değil de ben kendim başka çeviri kullanacağım derseniz. Evet. Evet. Platformdan satışı açarken sistem burada otomatik olarak çeviriyor. Ama derseniz ki benim kendi dilim daha iyi. Ben İngilizce dil bilgim daha iyi ya da Almanca dil bilgim daha iyi derseniz de. Güveniyorum kendime diyorsanız. Burada kendiniz Propass'ın çeviriyi silip kendi çevirinizi doğrudan yükleyebilirsiniz. Doğrudan buradan yapabilirsiniz. Propass'ta bu çeviriyi kullanarak satışı açar. Burada yine Propass'ın farklı bir yeteneğini daha göstermek isterim çeviride. Tabii ki. Hangi ülke hangi şekilde satış yaparken kullandığınız gibi de globalde var olan şirketlerinde Türkiye'de Türk müşteri temsilcisi, Türk personeli olduğunu düşünürüz. Ama aynı firmamızın İspanya'da İspanyol ya da Rusya'da ya da Almanya'da farklı personelleri olabilir. Bunlar işte de şöyle kullanıcı ayarları bölümümüzde Propass hangi dilde kullanmak istiyorsa mesela İspanyolca Propars o dilde tamamen kullanarak işlem yapabiliyor. Çok çok güzel. Çok çok güzel. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Şunu sormak istiyorum son olarak aslında. Aklımda kalan en son soru. Bir de tabii sipariş geldiği zaman siparişlerin faturalarının kesilmesi ve bunların tek bir panelden yönetilmesi durumu da var. Benim bildiğim kadarıyla Propars'ta herhangi bir ekstra muhasebe programına ihtiyaç duymadan faturalar da düzgünce kullanılabiliyor ve bu da bir modül Propars'ta. Bununla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz bize? Rica etsem. Propars Türkiye'nin elektronik fatura entegratörlerindendir. Fatura konusunda son derece eski dönem beklenti var. Ve son derece iyi bir tecrübesi bulunmakta. Burada şunu yapıyoruz. Türkiye'den bir sipariş geldiğinde herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan sadece yazdırı butonuna basarak tüm hesaplamaları yapılmış faturayı kesebiliyor. Hı hı. Ya da sipariş yurt dışından geldiyse sıfır KDV ayarları yapılmış şekilde direkt sadece yazıdan çıkartabileceğiniz şekilde fatura kesimi kolaylıkla yapılabiliyor. Aynı anda burada bir ve diğer platformlar dahil olmak üzere birden fazla platformun tek bünyesinde bütün siparişleri topladığı için de fatura yönetmek son derece kolay. Çok teşekkür ederim. Ben şunu anlıyorum açıkçası. Sizden önce Damla Hanım da Wish'i anlattığı zaman kendisine de söylemiştim. Çok dikkatimi çekti çünkü. Wish'in de arayüzü oldukça kolay ve basit. Yani bugün günümüzde 20. yüzyılda 2021'de bütün satıcıların aslında her türlü platformda aradığı şey bu. Yani kolay ve oldukça dinamik, basit bir arayüz. Wish'te de aynı şey var. Gördüğüm kadarıyla Propass'ta da aynı şey var. O yüzden bence iki tarafın entegrasyonu oldukça basit ve rahat bir arayüz sunacak muhtemelen satıcılara. Şimdi onu söyleyelim. Aynen. Burada kolaylık kısmını sürekli olarak genişletmek istiyorum. Ve çok önemli. Biz de kullanıcımıza daha kolay dokunabilecekleri, daha kolay işlem yapabilecekleri hale gelmeye çalışıyoruz. Burada kullanıcılarımızın A paneline gir, oradan çık B'ye yani 8'de 10 adımda 20 adımda ulaşabilecekleri yüzler şeyi ezberine tutacakları panellerden size gayet yönetilebilir görevini yapan yerler konusunda odaklanmaya çalışıyoruz. Kullanıcılarımızın konuda büyük bir kolaylıklar sağlamaya çalışıyoruz.
Zaten bizim asal görevi zorlaştırmak değil, kolaylaştırmak. Kesinlikle, kesinlikle. Tek bir panelin birçok platformu yetmesini sağlamak aslında. Bu çok önemli bir şey satıcılar için zaman anlamında. Ben size çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Damla Hanım'a da tekrardan teşekkür edelim. Elinize kolunuz sağlık. Çok detaylı bilgiler verdiniz. İnşallah bütün izleyicilerimiz için çok önemli olmuştur. Yararlı olmuştu daha doğrusu. Sormak istediğiniz varsa bu arada sorsunlar. Buyurun. Güzel moderatörünüz için ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Programı yapmayı özlemişim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olasın. Sağ olun. Soruları olanlar lütfen bize mail adreslerimizden bilgi@ropars.net, benim bireysel mail adresim engin@ropars.net, bu adreslerden bize erişebilirler. Gerek telefon numaranıza. Biz bildiğiniz gibi ihracat deyince Türkiye'de bu konuda en pek öyle şey yapmayacağım da mütevazı olmayacağım. Teknoloji olarak en fazla gelişmiş şirketiz. Bunlarla sorumlulukla bilgimizi en iyi şekilde paylaşmak için gereğini yapmaya çalışıyoruz. İhracat tarafında tüm kullanıcılarımıza istedikleri bize sorularını her zaman iletiyorlar. İletmeye devam edebilirler. Wish de bizim kullanıcımıza sunduğumuz çok güzel bir platform. Bu platformda yer almaları kesinlikle tavsiye ediyorum. Damla Hanım orada komisyonları satın bahsetmiştir. Araştık değerler %25-%30 komisyon oranlarıyla çalışıp sıfır karla gün sonunda işlem yapacaklarına kullanıcılara tavsiyemiz. Hak ettiği bir şekilde iyi bir komisyon oranı verip yüksek kar marjıyla dövizle kazanmalarını tavsiye ediyoruz. Evet, zaten günümüzde döviz üzerinden kazanmak çok daha tercih edilen bir yol. Ben de Wish'i gayet beğendim açıkçası. Ben Damla Hanım'la görüşürken de söylemiştim. İnşallah ProPars ve Wish'in ortaklığı entegrasyonu herkes için çok yararlı olur. Hem alıcılar hem de satıcılar için. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Eğer başka söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen söyleyin. Yoksa yavaş yavaş veda ediyoruz. Size Damla Hanım'a herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Emeğe geçen arkadaşlar teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum ben de. Tekrardan en kısa zamanda görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.